Aspirin. Hakkında onlarca yazılıp çizilen, şöhretini 4000 yıl öncesinden günümüze taşıyan namı diğer asetil salisilik asit. Evet, aspirin yolculuğuna 4000 yıl önce başlıyor. Çeşitli uygarlıklarca söğüt ağacının kabukları ve mersin ağacının yapraklarının ekstreleri ağrı kesici olarak kullanılıyor. Peki bu kabuk nasıl oldu da evlerimizin demirbaşı haline gelen tabletlere dönüştü? Bir din adamı olan Stone, söğüt kabuğunu toz haline getirmiş ve ateşli hastalar üzerinde denemiştir. Çalışma sonuçlarını Londra Kraliyet Cemiyeti'ne bildirmiştir. Takribi 100 yıl sonra McLagan, salisinin romatizma üzerindeki etkilerine dair çalışma yapmıştır. Ayrıca baş etmek zorunda kaldığı bir salgın sırasında termometrelerin klinikte kullanılmasına öncülük etmiştir. Salisin glikozitinin saf kristal hali ise Fransız eczacı Henri Leroux tarafından salik salbadan yalıtılmış ve ateş düşürücü olarak kullanılmıştır. Raphael Piria yalıtılmasının ardından salisinden salisilik asit elde etmiştir. Bu asit kullanımı daha kolay ve gelecekte yapılacak sentezler için öncü olan bir maddeydi. Asidin sentezi ise meşhur Kolbe-Schmidt reaksiyonunun isim babası Hermann Kolbe tarafından yapılmıştır. Salisilik asitle tedavi işe yarıyor fakat bir takım sorunlar getiriyordu. Mideyi tahriş ediyor ve başka yan etkilere sebep oluyordu. Aspirin ilk olarak Gerhard tarafından sentezlenmişti. Fakat farmakolojik etkisi kayıt altına alınmamıştı. Bayer'deki Aysher Gern, salisilik asitin yan etkilerini iyileştirmesi için Felix Hoffmann'ı görevlendirdi. Hoffmann mesleğinde deneyimli bir eczacıdır. Öyle ki klasik eczacılık eğitimi almış, Almanya ve İsviçre'deki çeşitli eczanelerde çalışmıştır. Ardından Münih Üniversitesi'nde eczacılık bölümüne başlamış ve hocaları tarafından Bayer'e tavsiye edilmiştir. Hoffmann yaptığı asetilasyon çalışmalarıyla asetil salisilik asidi sentezledi. Tıp tarihinin en önemli keşiflerinden biri olan aspirini.